Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'dan başlıklara bakalım. Şimdi gazetelerde özellikle transfer iddiaları var. Seçimle ilgili gündem var. Hepsini sizlere aktaralım. foto maç gazetesi Aslan'a iki süper aday başını atmış detaylarına ee, bakalım. Menajerler artık başkan adaylarının kapısını aşındırmaya başladı. Özbek'le görüşen ve Pulgar'la ilgili bilgi almak isteyen Felisevic, Sanchez veya Vidal'ı ister misiniz diye sordu şöyle hemen bakalım. Galatasaray'da tüm gözler 11 Haziran'da yapılacak genel kurulda seçim dönemine girmesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüpte tüm çalışmalar durdu. Bu nedenle menajerler başkan adayı Şef Hamamcıoğlu ve Dursun Özbey'e yöneldi. Bunlardan birisi de devre arasında Fiorentina'dan kiralanan Erik Pulgar'ın menajeri, menajer Filišević iki başkan adayı Hamamcıoğlu ve Özbey'in futbol yapılandırmasının başındaki isimlere e, ulaştı. E, i̇ki tarafta Pulgar'la ilgili fikriniz nedir? Yeniden kiralamayı düşünür müsünüz diye sordu. Pulgar'ın Galatasaray'da beklerini verememesi nedeniyle konuyla ilgili herhangi bir cevap alamadı. Ancak menajer Feliseviç ısrarcı davrandı. Sürpriz bir hamle daha yaptı. İki başkan adayına da elindeki Alexis Sanchez ve Arturo Vidal'in Inter'den ayrılacağını söyledi. İlgilenip ilgilenmediklerini sordu. Hamamcıoğlu cephesi Erik Pulgar dahil 3 ilili oyuncu için olumsuz dönüş yaptı. Özbek Cephesinde ise 11 Haziran'daki seçim işaret edilerek 15 Haziran'da bu konuyu yeniden konuşuruz mesajı versin. 27 ve 28 rakamları paylaşılmış 27 Alexis Sanchez'in Inter'le Inter e, bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 27 maçta görev yaptı. 5 gol atıp 3 asist gerçekleştirdi. Gelecek sezon Inter'de düşünülmeyen 33 yaşındaki golcü oyuncu, kendisine yeni bir takım arıyor. 28 rakamı da Vidal ile ilgili yine Inter ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Arturo Vidal'in İtalyan ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlandığı bilgisi var. Bu sezon 28 maça çıkan bir gol bir asist üreten 35 yaşındaki orta saha ma maaşında indirim yapmaya da hazır demiş gazete. Yani e, Yanis Hacı'ye e, 7 milyon euro başlığını atmış. Yine aynı şekilde bir e, alt alt başlık olarak görüyoruz gazetede. Yeni sezonda transferleri büyük merakla beklenen e, Galatasaray'la ilgili Rumen basından dikkat çeken bir iddia geldi. Rumenler sarı kırmızıların Rangers'ta forma giyen yani Hacı için 7 milyon avroluk teklif sunduğunu yazdı. Rangers'ın gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken genç futbolcuyu kolay bırakmaya niyeti olmadığı aktarıldı. Haberde ayrıca yani Hacı'nin sarı kırmızıların efsane ismi George Agin'in de oğlu olduğu ve İstanbul'da doğduğunu hatırlattı haberinde. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Havi Martinez sesleri. Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken iki aday da transfer çalışmalarına başladı takımın eksik kaldığı bölgeleri belirleyen adayların transfer listelerini oluşturduğu öğrenirken Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aynı isimlerin peşinde olduğu iddia edildi. Özellikle Umut Bozok ve Kazımcan Karataş için çalışmalarını sürdüren kurmayların son hedefinin ise, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Havi Martinez olduğu ifade edildi. Son iki sezondur Katar'da forma giyen Yıldız ismin sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek. Katar'da mutlu olmadığı öne sürülen futbolcunun da yeniden Avrupa futboluna geri dönmek istediği belirtildi. Futbola Atletik Bilbao'da başlayan ve sonrasında uzun yıllar boyunca Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Yıldız isim son iki sezondur Katar'da forma giyiyor. Kariyerinde 532 maçta forma giyen Martinez, 47 gol 13 asistlik performans gösterdi. Javi Martinez, 8 kez de İspanya milli takım formasını terletti. 33 yaşındaki futbolcunun yarışmacı bir takıma imza atarak kariyerini orada bitirmek istediği öğrenirken, Kurmaylar seçim sonrası hemen harekete geçecek. Galatasaray'ın taksit teklifine Zamalek'ten red. Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mustafa Muhammed'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mısırlı Yıldız'ın bon servisinin tamamen Galatasaray'a geçmesi için, Sarı Kırmızılıların Temmuz ayının ilk haftasında Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Mısır Kulübü, ödemenin söz verilen süre içinde yapılmaması nedeniyle tedbir aldı ve ihtarname hazırladı. Galatasaray yönetiminin, ödemeyi taksitle yapalım teklifi ise son ödeme tarihi yaklaştığı için Zamalek cephesi tarafından reddedildi. 11 Haziran'da seçilecek yönetimin, ilk iş olarak 4 milyon dolarlık Mustafa Muhammed krizini çözmesi gerekecek. Galatasaray'da eski yıldızlar haber bekliyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde yine Van Milschelseri ve Henry Onyekuru rüzgarı esiyor. İki futbolcu da daha önce kiralık olarak formasını giydikleri sarı-kırmızılı kulübe geri dönmek istiyor. Championship'te şampiyon olup Premier Lig'e yükselen Fulham'daki sözleşmesi biten ve boşa çıkan Milschelseri ile 10 aradığını bulamayan, süre almakta dahi zorlanan ve ayrılık kararı veren Henry Onyekuru Galatasaray'a haber yolladı seçim süreci nedeniyle herhangi bir somut adım atılamazken, oyunculara, bizden haber bekleyin, mesajı verildi. Galatasaray adına her iki oyuncuyla da görüşme yapıldı ve son derece uygun maliyetlerle bir prensip anlaşması sağlandığı ifade ediliyor. Galatasaray'da Oğuzhan Özyakup sürprizi Yeni başkanın ve teknik direktörün kim olacağı konusundaki belirsizlik sürse de Galatasaray'da transfer temasları devam ediyor. Orta sahaya önemli takviyeler yapması beklenen sarı-kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi. Uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Formdan düşen ancak bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu hakkındaki son karar, sarı-kırmızılı kulübün 11 Haziran'da gerçekleşecek olan kongresinden sonra verilecek. Özellikle geride bıraktığımız sezonda forma şansı bulmakta çok zorlanan Oğuzhan 17 maçta sadece 819 dakika şans bulabildi ve toplamda bir asist yaptı. Bu arada Galatasaray'a önerilen Oğuzhan'ın, Başakşehir, Karagümrük ve Hatay'la da transfer görüşmesi yaptığı gelen haberler arasında. Galatasaray'da transferin kilit ismi, Cenk Ergün. Galatasaray'da çeşitli dönemlerde idari menajerlik görevinde bulunan, son olarak Dursun Özbek başkanlığındaki şampiyonluk kadrosunu kuran Cenk Ergün, bu dönemde de başkan adaylarının paylaşamadığı isim oldu. 11 Haziran'da gerçekleşecek kongrede kimin başkan seçileceği büyük merak konusu. Ancak başkan kim olursa olsun transfer işlerini kimin yürüteceği şimdiden belli. Hatırlanacağı üzere başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu futbol şubesini Cenk Ergüne emanet edeceğini açıklamıştı. İptal edilen kongrede aday olmayan ancak yeni seçim öncesi adaylığını açıklayan Dursun Özbek ise uzun süredir Hamamcıoğlu adına transfer görüşmeleri yapan Ergün'e bir mesaj yolladı. Çok taraflı hareket ediyorsun diyerek Ergün'ün Hamamcıoğlu'na yakın olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Dursun Özbey'in eski yol arkadaşıyla tekrar çalışmak istediği ortaya çıktı. Cenk Ergün de Özbek'ten gelen bu mesaj sonrası yazılı bir açıklama yayınlayarak, ben iki adaya da eşit mesafede bir profesyonelim diyerek Eşref Hamamcıoğlu cephesinde şaşkınlık, Dursun Özbek cephesinde ise sevinç yaratmıştı. Ergün'ün şu sıralarda her iki adayında transfer listelerini tamamlamaya çalıştığı, hem oyuncularla hem de hoca adaylarıyla masaya oturduğu belirtiliyor. Seçimden sonra kim başkan seçilirse seçilsin, Cenk Ergün'ün yine idari menajer olarak kulüpte profesyonel bir göreve getirileceği öğrenildi. Takviyelerin ve sezon açılış programının daha fazla gecikmemesi adına da Cenk Ergün şimdiden transfer işlerini bitirmeye çalışıyor. Galatasaray'da adayların kozu Abdurrahim Albayrak. Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçimde yarışacak iki başkan adayı dursun. Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kulis çalışmalarını hızlandırdı. Özbek ilk toplantısını kadın üyelerle gerçekleştirirken Hamamcıoğlu Galatasaray Adası'na gidip incelemeler yaptı. İki başkan adayı da sportif direktör olarak Cenk Ergün ismine sıcak bakıyor. Fakat iki adayın da desteğini almak istediği isim Abdurrahim Albayrak. Polislerde Albayrak'ın desteğini alacak adayın bir adım öne geçeceği konuşuluyor. Albayrak ise şu ana kadar iki tarafa da uzak kaldı ve seçim için renk vermedi. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.